Ay hadise durdu durdu tuhaf, enteresan, pis de bir açıklama yaptı. Ay. 10 günde bir yıkıyormuş saçını. Evet, Semih Hanım'la evli. Olsun abi, evli mi? Hala evli. Hala da Yani, evli. evet. Sevgilisi Yani değil bak mi? mesela Kelebek gazetesinde bir haber mesela. Hilmi Topaloğlu'nun eşi Semih abi, diğer oğulları Okan ve Gürkan da suskunluklarını bozdu Peki bir şey falan söyleyeceğim. diye. Hani. Bu jale parıltı olmasın? Ha, bir Jale vardı evet Parıltı orada. şarkıcı mı Şale Evet, çok Parıltı? tatlı bir kadındı ama evet. Aa, Şebnem Boz. %100. Ha, bana şimdi Dur, mesaj. ay ay dur, yazıyorlar hiç göstermeyeyim. Aa, benziyor Şebnem'le de, evet. Ve prestij Olabilir. müzik. Ve prestij müzikte Evet. Ay, patladı. tüylerim diken diken Dur. oldu. Skandal bir aşk, yasak aşk o zaman bu. Bilmiyorum yani işte mühim olan o devirde evli miydi Hilmi Topaloğlu? Jale Parıltı'yı şimdi nereden hatırlıyoruz mesela? Ay, ne güzel kadındı o da. Evet, güzel. Ve çok İlk benzemiyor mu Şebnem Bozok'la? ilk aynı Şebnem Bozok'uyla. Gösterebilirim belki. Göster. Tam aç, Ay tam dur. aç hayatım, tam aç. Böyle açayım değil Evet, mi? öyle Ha. aç, göster. Buyurun. Şebnem Bozok'la oynar burayı da. Net yani, bulduk. Helal Ve olsun bak şimdi Arto. bir dakika durun. Gaza getirdim kendimi. Buraya bakın. Kasete. Kasette ne yazıyor? Prestij müzik. Zaten ilk albümünü orası Şu anda yaptı. prestij müzik olmadığı için söyleyebiliriz. Tabii. Hayır, ilk albümünü Jale prestij müzikten Çok çıkarttı güzel zaten. kadındı değil mi? Güzel Ay, kadındı. bir şey diyeceğim, patladı şimdi. Vallahi helal olsun. İzleyicimize çok Müge. teşekkür Evet ediyoruz. ya. Bizimle beraber interaktif program Yani yapmaya devam edin. Çünkü şimdi başka bir konuya ya bu geçeceğiz. çok Bu keyifli çok işte keyifli. ya. Seyirciyle Canlı yayının tadı birlikte. da bu güzel. Aynen Sayenizde öyle. çıktı yani. Evet Vallahi sayenizde ya. çıktı. Peki devam ediyoruz. Hadise saçlarını 10 günde bir yıkıyormuş. Bir de bu matahmış gibi anlatmış. Buyurun. Hadise saçlarını yıkamıyor mu? Mehmet Dinçerler'le olaylı boşanmasıyla adından söz ettiren Hadise bu sefer başka bir konuyla gündemde. Temizlik. Mehmet Dinçerler'i hayatından çıkarıp manevi bir temizliğe giden Hadise'den olay açıklama. Saçlarını kaç günde bir yıkıyor? 3, 5, 10. Yeni bir şey söyleyecek misiniz? Hadise'nin verdiği cevap hayranlarını şok etti. Hadise olay açıklamasının ardından yaptığı hangi paylaşımla gündemi nasıl değiştirmek istedi? Son zamanlarda magazin kulislerinin en çok konuşulan kadın şarkıcısı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı olaylı evlilik, olaylı boşanma, boşanmanın ardından ortaya çıkan skandal iddialar ve daha fazlası. Hadisenin boşanmadan sonra sahnede ağlaması, Dinçerler'in aldığı iddia edilen evlilik yüzüğünü fırlatması derken sıradan bir boşanma haberi gündemin en üst sırasına yerleşti. Slept like a baby, newborn baby diyor. Yeni yani yeni bir doğmuş gibi, bir bebek gibi uyudum diyor. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzüğün replika olduğu ortaya çıktı. Ortalık yangın yerine döndü. Açıklamalara bir cevap vermezken Hadise başka bir haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi ve güzellik sırlarını paylaştı. Her gün 8 ila 10 kilometre arası yürüyor, dans, yoga ve pilates yapıyor, sabahları güne bir adet hurma yiyerek başlıyor. Gün içinde ise badem, fındık, ceviz ve muz tüketiyormuş. Ayda bir kez olmak üzere de öden masajı yaptırıyormuş. Her şey normalken devamındaki sözleri hayranlarının kafasını karıştırdı. Yok artık dedirtti. Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum. Hadisenin bu açıklaması gündem oldu. Herkesin dudağı uçukladı. Güzellik uğruna saçlarını 10 gün yıkamaması ne kadar doğru tartışma konusu oldu. Haliyle sosyal medya bu açıklamayı konuşunca Hadise de herkesin içini rahatlatmak için bir paylaşım yaptı. Kılıktan kılığa girdi, banyodan paylaşımlarına devam etti. Resmen yıkanıyorum, sakin olun dedi. O dönem Jale Parıltı abi diyormuş Hilmi Topaloğlu'na, olmayabilir diye bilgi geldi şimdi. Prestijden günahını almayalım, birçok kişinin ismi ya var. Bir şey aynen, çünkü tabii bahsettiğimiz geçmişte şey zaman.
ve bahsedilen şey 25-30 yıl önce. Hani o yıllarda kimler çalıştı o... O önemli. Bir de yani Jale demişler ya, o yüzden belki seyirciler Jale'nin... Şimdi yılları onlar herkes hatırlamıyor. Oraya girip çıkanlara bakıyorlar ama... Şimdi şeyde yönetmen yardımcısı Hilmi Topaloğlu'nun belki de yönetmeni şey oğlu. Yönetmenlerden bir tanesi. Ha, yardımcı yani yönetmen. Yani olabilir ama şimdi benim annemin hikayesinde başka bir kadını nasıl işlettiririm ben? Yani ben izin vermem böyle bir şey olsa. Yani... Anneme saygısızlık olur diye zannetmiyorum yani. Jale Parıltı bir yapımcıyla evliymiş ve çok çocukları varmış. O dönemde Hilmi Topaloğlu'na abi diye hitap ediyormuş. Onun olması mümkün değil diyor. Süper, geçmişten mutluluklar diliyoruz. Geçmişten yaşınız çıktı sevgili yapımcı. Siz de bayağı varsınız yani piyasada. İnşallah. Ama çok güzel sesti. Ben dinledim. Jale Parıltı. Zaten öyle güzel ses. Gümbür gümbür bir ses. Peki devam ediyoruz. Şimdi galiba Hadise biraz reklam kovalamak istiyor. Saçlarını 10 günde bir yıkıyormuş. Şampuan reklamı almak kuru istiyor şampuan herhalde. Diyor bir arkadaşım. Çocuktan ayrılma nedeni bu olmasın. İnsan kokar evet, ya. Evet dedim zaten ben de. Şey elektrik süpürgesini boş yere adam götürmemiş yanında. Bravo. Yani eve. Yani evet her gün mesela ben çok yanlış bir şey yaparak her gün yıkıyorum ve bu saçın yağını mı götürüyor? Evet. Artık ama dokun. İnsan her gün tabii. Duş alır zaten ya. Duş ben... alırsın ama her gün saç benim de bu saçların kendi saçım o kadar zor ki yani yarım saat bir saat. Her gün kötü. Belki iki günde bir saç yıkanır ama 10 günde bir yıkanır mı ya? Şey 10 günde bir de yıkarmış. Selin ciğerci değil ayol. İmer. O Mustafa Ceceli'nin karısı. Muhtemel. O da yıkamazmış hiç saçını. Kocasında peruğu var. Bunlarda hiç su kaybı gitti olmaz. Ay şey şimdi tabii biraz artık Hadise bir konuşuldu. Şu anda da artık konuşulmuyor. Farkındaysanız. Anladın mı? Olabilir. Evet. O da sonradan geldi. Ha. Ay göstermeyin ama. Ama ya ay, sen Zara yazdın ama. Bu arada Hilmi Topaloğlu'nun sevgilisi bulmaya çalışıyorum. Ben Marka'lı. Zara ne zaman geldi? Bak kafamız orada kaldı. Hadise niye konuşmuyorsunuz abi, diyor. Abi büyük bomba yani. Ya, abi, bu çok büyük bomba gerçekten. Ama peki niye Jale o zaman? Jale gerçek adı değil mi mesela? Yoksa fake adı mı olacak? Hadise'yi konuşmak istiyorum. Hadise. 10 günde bir yıkama nedeni ne olabilir? Reklam mı istiyor? Yok bence yıkanmıyor. Gerçekten mi yıkanmıyor? Bence de kadın niye yalan söylüyorsun? Yıkanmıyorum. Aa, şöyle duşa giriyor galiba topluyor tepeden. Yok hayatım bu yani bu bir çekim. Tamam yani, ama bir şey soracağım kokarsın şimdi bir ya. Bir insan kafasını yıkamazsa ensesini de yıkamıyordur. Kulaklarını da yıkamıyordur. Yüzünü de. Ondan sonra hadi yüzünü sabah yüzünü çarptığını duşla aynı mı? Su çarpma. Duşla aynı değil şuralarını falan fuşur fuşur. Ama Allah sen yani, birisi buna sponsor olmuş da yıkanmış dün galiba. Aa, bu işin altından başka bir şey çıkar. Ben hiç Hadise'nin attığı hiçbir adımı artık plansız programsız sanmıyorum. Eski sevgilisiyle de barışmış. Haberlerini de alıyoruz. Artık yıkanırsın Miami'de bol. Yani şu anda tabii artık şu eski anda sevgilisi ilk derken? Sevgilisiydi. Kim? Bir tane eski sevgilisi vardı ya. At çiftliği olan. At çiftliği olan. Vay be. Enteresan. Şey bir tane replik var. Çok hoşuma gidiyor. Ne? Organize işlerde. Ata bindin mi diyor. Bindim de. Bir daha bin. Yani şöyle, şimdi Hadise bir mesaj daha geldi bu bana. Gündemini korumak isteyecektir. Çünkü bu boşanmalar falan filan 2-3 tane de konser fazla aldı. O onun hoşuna gitti. Tabii o gündemi devam ettirmek isteyecek bence. Ne herkes oldu? Patır patır dökülüyor. Hani bir isim veriyoruz. O onun sevgilisiydi. O onun sevgilisi tamam, değildi. Şunu konuşalım ona döneriz gene. Ay çetrefil var ya. Hatice vardı ya bizim. Hatice neredeydi? Hatice o zaman Hatice yoktu. Sevgili olabilecek durumda değildi. Ay Beci'ydi o yıllarda. Hatice de prestijdeymiş ama. Hatice ya daha çok küçüktü. Ha. Tamam ben seni gördüm dedi. Peki bit konusu. Bitlenir mi diyorlar? Ne? Biz, kokar ama. Bitmez ama. Bitmez ama. İnsan kokar. Yani 10 gün yıkanmazsa insanın kafası veya herhangi bir... Çünkü insan aciz bir varlıktır yani. Yani ter kokarsın, ne bileyim işte... yıkanmazsan aciziz yani. Ya her mümkün şey olur. Değil yani. Bu açıklamayı ne yapar? Ben bir kadın. Kokar. Mantar olursun bilmem ne olur. Hayatım şey bir de olursa. Kafa derisi ama kokar çok yani. Çok yıkanmaktan da mantar oluyorsun ya. Biliyor musun? Ya. Evet. pH değeri vücudun, değiştiğini biliyorum. Vücudun nemli kaldığı için doğru silinmezsen mantar oluyorsun. Çok enteresan Allah bir şey. Allah. Çok yıkanma. Bak ne enteresan yani. Bir şey. Yani o yüzden şimdi saç yıkamamak hani 10 gün çok iddialı. Çok kötü hani bir rakam. 2 günde bir okey olabilir ama... yazın gün, mesela ay.
Yazın hele olacak. Yazın mümkün değil böyle bir şey. Ama siz sabah akşam boşalıyorsun ya zaten. Yazın. Şu kadarcık saçı var. Hep ilave. Bence Kaan, hep ilave. Kaan diyorum ya, Kaan nereden çıktı? Adam Mehmet söyledi. Mehmet onun için açıklama yapamadı neden ayrıldığıyla ilgili. Yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hijyen ayrılık sebebi. O gün yıkanmıyoruz ama arkadaşlar. Hijyen gerçekten ayrılık herhalde sebebi. Yani hijyen olmayan bir adam ve bir kadınla aynı evi o paylaşmak ne kadar konforsuz. Ki. Ben sana bir şey kokmayacağım. Ay be. Kokma meselesi. Şimdi bir şey, aklıma bir şey geldi. Yani kokarsın. Kadın mesela adam saçını koklayacak akşam yatarken. 10 gün yıkanmamış bir kafayı kokladığın zaman mümkün değil kafanın koklaması. Kafada deri var yani. Mümkün mü? O yüzden çok pis bir şey bence. Pis bir şey bence de. Pis bir şey yani. Hayır, denemesini de yapamayacağız çocuklar diyecektim ki hadi 10 gün yıkanmayalım. Hayır bir de deri kokar. Ya sevdiğin adam senin saçını koklamadı mı hiç? Evet. Ay, insanın içi kokar be. Ama bu böyle şeylere alışkın değil. Bilmiyor ki böyle şeyleri. Böyle şeyleri bilerek ay, yetiş. Ay ne bileyim ya. Bak böyle şeyleri bilerek saçını yetişmemiş. Yetişmemiş öyle. Bilerek de yetişmemiş yani. Ama her şeyi öğreniyorlar yani. Sonundan. Bunu da öğrenirler yani sonuçta. Hijyen bu yani. Bunu öğretilmesine gerek yok ki temizlik. Bazı insanlar yani, hadise için demiyorum da sadece para için yetişmiş. Parayı nasıl bulurum? Yani sadece olabilir bunun için ama sonraki safhalarda da çatal bıçak tutmayı öğreniyorlar bunlar. Yemek yemeyi öğreniyorlar. Markayı öğreniyorlar, her şeyi öğreniyorlar. Görgü sonradan öğrenecek bir şey değil. Bir tek onu öğrenemiyor olabilir genelde insanlar ama yani bana göre hijyeni her aile insanın parası olsun olmasın. Bir anne baba demez mi yani senin saçını başını Artur'un dediğine göre başka bir şey fokuslandığı için hijyeni unuttu diyor. Para kazanmaya mı? Hay Allah. Peki. Ne diyelim? Şanssız bir açıklama olmuş. Kötü olmuş. Ya yani, gerçekten olmuş. Talihsiz ya. Kimi de bir şey hatırlatacağım. Ben normalde kadınların special day'leri, özel günlerinden bahsettiğimde burada beni mahkemeye vermiştik. Kalk ki mahkemeyi ben kazandım. Kendisi... Abo! Bayağı bu transparan resim ve... Ne ya? Oho. Ne o bakayım? Hadise mi o? Ha bu evet. Şu elbisenin... Bu elbise şey, ama... Göğüs uçları gözüküyor. Her şey gözüküyor. Hayır içerisi komple içerisi için duruyor yani evet. Olduğu gibi. Kadın baktı şey yapamadı kapağında olmadı. Gülşen baktı açılarak oluyor. Bu da demek ki arkasından gitti. Yalnız şöyle bizi şu şaşırtıyor hani radikal bir geçiş. Dinçerler ailesindeyken giydikleri ve sonrasında yaptıkları. Yani insan biraz kocasının ailesine göre falan giymek isteyebilir. Yani biraz daha dikkat etmek isteyebilir ama bu sefer de bu elbiseyi kapattı. Öbür çocukla vücut dili çok yapışık falan kalçası adama değen bir dans yaptı falan biliyorsunuz. Peki bu arada? Yani o uyumadı bu sefer. Ama bu kadınlar hırslı kadınlar. Çocuklar hırslı olmaları da çok... Bak sıfırdan saç, gelen... Tabii, lazım değil baş, mi? Baştan bak, o zaman sıfırdan eğer ki böyle gelen, bir açıklama bir şey konuşurum var. Çok özür dilerim aşkım. Ama siz bu aranızda böyle konuşursanız biz nasıl yapacağız? Yok, bu çok özel bir şeydi de ben bilmediğim için kadınlar şunu sordum. Kadınlar sordu. Sana da sorsun aynen öyle. Ben hiç bilmem ki o İşte konuları. O yüzden ona sorayım. Yani. Ne olur? Söyle lütfen. Şimdi abdest aldığında da... Yani temizlik vücudunda anlamında... Vücudunda hiçbir kuru yer kalmaması lazım. Değil abdestin yani... aslında tam karşılığı ve tam doğrusu odur. Hiçbir vücudunda kuru yer kalmaması lazım. Evet yani 10 gün enteresan bir açıklama. Çok özür dilerim. Pardon. Tamam, gerçekten yok, önemi yok. Evet. Yani şeyi söylüyorum ben tabii unuttum bu arada. Hayır dedin ki. Bu sefer de vücut dilini onu ele verdi dedin. Kıyafetlerini kapattı ama... Uzun lafı kısa sonra şunu söylüyordum. Sıfırdan gelen... Kadınların hepsinde zengin bir adamla beraber olmak ve para kazanmak. Fokus dediği o. Gibi. Fokus o. Yani bunu yaparken duşu unutabilir yani normal. Hayır onların şeyinde yani ama ben yine de söylüyorum yani bunun parayla da alakası yok. Yani kendinle evet, alakası ya, canım ya. Yani görmüyorsunuz beni yakışın. Altına girmeden nasıl bir gün geçebilir onu düşünüyorum. Hani ferahlamak. Kendine gelmek su o kadar iyi gelen bir şey ki susuz nasıl insan yaşar onu bilemedim. Çok zor. Kafasından ya, şöyle bir su dökmeden. Eksi 3-5 derecede bile gidiyorum saçımı yıkıyordum biliyorsun sıcak suyumuz olmadığı için bir türlü yapamadığı için. O biraz alışkanlık için. Gerçekten öyle yani yaz kış duşa gireceksin. Acaba ya. Şuna peruk takıyor olabilir mi? Peruk taksa derisi. Derisi ama derisi. Hayır saçımı yıkamıyorum diyor. Saçımı yıkamıyorum diyor. Hayır, saçını yıkar alakalı. Toplar peruk takar mesela o da olabilir. Hiç saçını yıkamıyor. Ha. Şimdi aslında Hadise duş almadığını itiraf etti ama saçını yıkamadığını. Duş alan ünlülerimiz var bir tanesini verelim ekrana. Kim vereceksiniz merak ettim bakın. Bu kim be?
Bülent Hanım. Hanım. Bak. Bülent Hanım mı? Biliyor musunuz? Ben bacı bacı yaptım. Çok tatlısınız. Biliyor musunuz? Ben bacı bacı yaptım. Ah yeriz seni, yeriz. Bıcı bıcı yapmış. Görüyor musunuz Bülent Ersoy'u? Bıcı bıcı yapmış. Bu çok eski görüntü. İnşallah Hadise de ilham olur. Şöyle fırşır fırşır yıkansın ay. Ben Hadise'yi de... bir hamama götüresim, kızı yaptırasım yani. Bir hamama gidelim. Hamama gidince de terlersin Hadise. Yok onu canım, da onda ter falan kalmamıyor. O alışmış artık. Reklama gidelim, reklam dönüşü. Hadise hamama gidecek tabii ama reklam dönüşü. Serdar Ortaç evinin önünde. Of of of. Öyle of. Bir şeyle karşılaşıyor ki. Ve bağırıyor ve çağırıyor. Serdar'ı ben neredeyse ilk defa. İlk kez bu kadar sinirli göreceksiniz ama reklamlardan sonra konuyu bir detaylandıracağız. Buyursunlar.